Merhaba arkadaşlar. Aritmetik ortalamadan bahsetmiştik. 3 seri için aritmetik ortalamanın nasıl hesaplandığını bahsetmiştik. Şimdi bu aritmetik ortalamalarla ilgili 3 tane yine soru çözelim ve videomuzu bitirelim. İlk olarak basit seriler için aritmetik ortalamanın nasıl olacağından bahsedelim. Basit seriler için ne yapıyorduk? Formülümüz neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız. İ eşittir 1'den n'e kadar olan bütün x değerlerini toplayıp daha sonra toplam frekansa bölüyorduk. Şimdi basit seri olması şuradan kaynaklanıyor. Her birinin frekansı 1'dir. Eğer belirtmiyorsa frekansı 1 olarak ne yapmamız gerekiyor? Bizim 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Her birine 1 olarak yazıyorum. Yapmam gereken nedir? F ile frekansları çarpmak. Yani F çarpı X. O da zaten direkt X'in kendisine denk oluyor. Eşit oluyor. Dolayısıyla direkt basit serilerde direkt x değerlerini toplamamız bizim için yeterli olacaktır. Toplayalım. 50'den 56'ya kadar olan değerleri topladığımız zaman arkadaşlar 371 yapıyor. Şurayı sileyim. Toplam frekansımız, yani toplam kaç sayımız vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu frekansları toplayarak da bulabilirsiniz. Toplamı 7. O zaman eşittir ne diyoruz? Sayılarımızın toplamı 371 bölü frekansımız, yani sayı adedimiz 7 tane. Sonucumuz buradan 53 olarak bulunur. Rakamları değiştirerek siz de benzer örnekler çözebilirsiniz. Tasnif edilmiş serilerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Xi çarpı Fi'di ve bunları topluyorduk. Neye bölüyorduk? Toplam frekans sayısına. Şimdi burada yapacağımız işlem nedir o zaman? F çarpı X, yani gördüğünüz gibi 50 çarpı 7 diyorum. İlk yapacağım bu. O da 350 yapar. 51 çarpı 18. 918 yapar. 52 çarpı 26 1352. 53 çarpı 11 583 yapar. 54 çarpı 4 216, 55 çarpı 13 715 ve son olarak 56 çarpı 24 1344 yapıyor. Toplayalım. 5478. Tabi bu hesaplamaları ben yapıyorum. Siz de bunların hepsini kontrol edin. Eğer buradan geri dönüş sağlayabilirsiniz yine. Üst tarafı bulduk. Üst tarafımız neymiş? X çarpı F'lerin toplamı 5478. Bölü diyorum. Tüm frekansların toplamı nedir? 103 bölü 103 dersem buradan sonucumuz, yani aritmetik ortalamamız, aritmetik ortalamayı şu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Her ikisi de aynıdır.
53 virgül 184 olarak buldum ben. Evet. Son gruplandırılmış seri için aritmetik ortalamaya geçelim. Şimdi gruplandırılmış serilerde yapmamız gereken neydi? Orta noktasını bulmak. Şimdi burada bir değerimiz var. Değerler 50'den başlıyor, 10'ar artarak 120'ye kadar devam ediyor. Denaz neden yazıyorduk? Karışıklık olmasın diye 60'ın hangi grupta olduğunu belirleyebilmek adına, yani şu sınıfların üst sınırının hangi grupta olduğunu belirlemek için yanlarına denaz yazmamız gerekiyordu. Gruplandırılmış serilerde yapmamız gereken orta noktaları bulmak. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Sınıf alt sınırı artı üst sınırı bölü 2. Buradan sonucumuz 55 çıkar. Bu sınıf için orta noktamız 55. Pratik bilgi kaçar artıyor? 10'ar artıyor. Bundan sonraki her bir sınıf aralığımız orta noktası da 10'ar artacaktır. 65, 85, 95, 105, 115. Bundan sonraki yapacağım işlem orta noktayla frekansı çarpmak olacaktır. Yani 7 ile 55'i çarpacağız. 385 yapıyor. 18 ile 65'i çarpınca 1170 yapar. 26 ile 75'i çarparsak eğer 1950 yapar. 11 ile 85 935 yapar. 4 ile 95 380. 13 ile 105'i çarparsak 1375 yapar. Son olarak 24 çarpı 115 2760 yapıyor. Bunları toplayacak olursak eğer 8945, 9945. Toplam frekansımız neydi? 103'tü. Şimdi gruplandırılmış seride aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? M noktası çarpı F noktası her biri için bulup toplam frekansa bölüyorduk. Üst taraf 8945, alt tarafımız ise 103. Buradan aritmetik ortalamamız ne olarak bulunur? 86,845. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.